Yani ben istersem Ankara'da da tabii girersin. Öyle mi? Evet, yani ben sadece bu işi yapmak istiyorum dedim. Hı-hı. Onun için çalıştım ama yani kaderime çok güvenen bir insanım. Tevekküllü bir insanım. Bravo, yani Allah bana. Ya, elimden geleni yaparım ama bir yerden sonrası herkesin kaderi güzel yazılmıştır aslında. Onu yaşayabilmek önemli. Ozan kendisidir insanın. Evet, yani çünkü acı çektiğinde benim kaderim çok kötü. Bu bana çok saçma geliyor. Ama çoğu insanlar böyle, biliyorsunuz. Herhalde bizim ya, ben kapımı çalan her duyguya kapımı açarım. Allah'tan gelen bir şeydir ve açarım kapımı yani. O kapıma kadar gelmiş, ben döndüremem onu. Peki sene kaçtı şeyde, İstanbul'da konservatuvara başladınız? Ben hiç senelere bilemem, biliyor musunuz? Geçenlerde... Kaç sene önce diyeyim hocam. Herkese böyle diyor. İşte, evet, evet. Ben geçenlerde diyorum ki vallahi ben bir tek 2007'de olduğumuzu hatırlıyorum dedim. Demet 2006'da istedim. Çabuk yaşıyorum. Benden farklı böyle bir zaman geçiyor ama. Peki o zaman şöyle sorayım. Kaç sene sürdü konservatuvar? İşte 4 sene konservatuvar sürdü. 3 sene oldu ben mezun olalı. Ya, biliyoruz aşağı yukarı. Evet. 100 yılları biliyorum. 7 yıl falan oldu işte ben. 7-8. Evet. Yılım. Orada not veriliyor değil mi? Evet. Tabii. Konumunuz iyiydi ki herhalde hemen. İyiydi. Benim güzel bir öğrenciliğim geçti. Yani çünkü ben öğrencilik olarak bakmadım. Ben konservatuvara girdiğim andan itibaren artık dedim ben mesleğimi yapıyorum. Evet. Çok güzel. İşte ikinci sınıftayken tiyatro kılçığı kurduk. Hı-hı. 3 arkadaş. Hala daha devam ediyor. Onlar Haldun devam. Hoca'nın, Haldun Dormen'in desteğiyle. Tabii şeyi olan. Barda. Kimdi onlar? Yapıyoruz. Ufuk Özkan, Cenk Tunalı. Cenk ve? Evet. Ufuk ve ben. Üçümüz kurduk. Evet. İlk başta üçümüz kurduk. Sonra Sinan Çalışkanoğlu, Şeyli Halis, Orçun Kaptan katıldı. Hı-hı. Kendimiz yazıp oynadık. Barda başladık. Çok da güzeldi. Evet, çünkü ben şimdi yani o zaman şehir tiyatroları, devlet tiyatroları yani... çok inanmadığım yerde inandığım bir mesleği yapabileceğime inanmıyorum. İnanan olursa onu yapabilir. Ben inanmadığım için yapamayacağımdan böyle bir şey oldu. İşte 2 sezondur da Kenter Tiyatrosu var Aliye'den. Şeyden sonra hangi tiyatroyla? Kılçık'la başladınız. Kılçık'la başladım. O ne kadar sürdü? Hala sormuyorum. Hala sürüyor. Sürüyor hala. Hala sürüyor. Her pazartesi. Siz oradasınız. Barda. Üyesiniz. Orada biz onu kurduk zaten. Evet. Orada aynı zamanda ben Kenter Tiyatrosu'ndayım. O bizim alternatif grup gibi aslında. Haftanın bir günü yaptığımız alternatif bir durum. Tabii, yani. Barda yapılan. Workshop oluyor. Aynen öyle. Tamam. Aynen öyle. Yani doğaçlamaya dayalı. Çok güzel. Kendini de oyunculuğunu da geliştirdiğin. Seyircinin nabzını çok güzel böyle tuttuğun, çok şey öğrendiğin, çok şey öğrenilen gibi bir yer. Tamam. Bir çok teşekkür ederim. Ciddi mi söylüyorsun? Evet, kesinlikle çok hoş bir sohbetti. Ben çok soru sordurmadım size, çok mu konuştum? Vallahi siz nasıl durduracağımı bilemedin mi diyeyim, olur mu ya? Bir program yapayım ya. Bu program sizin için yapıldı. Tabii teşekkür ki siz konuşacaksınız. Teşekkür ederim. Konuşturmak için sizi ne yapsak diye düşündürtmediniz bizi. Evet, hiç öyle düşündürtmem. Görüyorsunuz efendim değil mi, nasıl çabuk geçiyor böyle insanlarla bu tip sohbetler. Vallahi 25'ten sonrası da çok hızlı geçiyor. Onu ben biliyorum, onu ben çok iyi biliyorum. Ben öğrenmeye başladım, hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Evet, 25'i geçtiniz mi? Hiç, 25'i evet geçtim. Ne zaman? Ne zaman geçtim? 2 sene oluyor. Çok geçmedim ama. Ya gerçekten. Bitmişsizin işiniz. Ya inanılır gibi değil ama ben 2 seneyi hiç anlamadım ya. Öyle, daha da hızlanacak. Hiç anlamadım daha yani da 25'e kadar geçmek mi dedik? Ben en son 25. yaş günümü kutladığımı hatırlıyorum. Sonrası çok acayip. Durun orada. Hep 25. Hep 25. En güzel yaşlarıma geliyorum ama. Evet tabii. İnşallah. Kime sürün? Peki. Çok teşekkür ederim. Sakın ayrılmayınız. Şöyle alayım evet, sizi evet. Önce. Tamam. Bir buket çiçeğimiz var. Ben de buzlu sıkamayayım. Ay efendim teşekkür ederim. Şunu hemen takdim evimde etmeme şey verin, müsaade edin. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Hoşçakalın buyurun herkese de. Buluşuyor muyum ben buradan? Şöyle bekliyorsunuz. Evet sevgili seyirciler, görüyorsunuz çok tatlı insanlarımız var. Bu memlekette neler var. Haftaya tekrar seviyeli, kaliteli, samimi sohbetlerle birlikte olacağız. Çok teşekkür ederim bizleri seyrettiğiniz için. İyi günler efendim, hoşça kalın.
Merhaba sevgili seyirciler. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyim. Ve bugün öyle bir dostum var ki, öyle bir ziyaretçim var ki onu anlatmak çok zor olacak. Kendisi aktör, rejisör, yazar, çok ödüllü, çok bilgili, çok kibar, çok güvenilir, herkese dost. Sevgili dostum, sevgili abim Halil Dormen Bey, hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet. Çay da hazır bakıyorum. Senin için daha neler yapacaktık ama işte bu kadar oldu abi. Halil abi diyorum. Çünkü Halil abinin tiyatrosu benim ilk tiyatromdu Türkiye'ye. Viyana'dan döndükten sonra oynadığım. Oynadığımız oyunda Rus gelir aşk ayıza değil mi? Rus oynadığımız gelir. Sen Nuriyev tarzı bir araba oynuyordun. Dans. Evet. Dansçı. Dansçı Nuriyev'i oynuyordum. Yani saklamaya çalışan bir İngiliz oynuyordum. Evet, evet. Ray Kunin çok başarılı bir oyunuydu. Biz onu sonra tekrar oynadık. İşte, Rus gelir aşkı yukarıda birim var diye adapte ettik. Türkiye'ye adapte ettik. Ve şey oynadık. Yani tekrar oynadık. Yine başarı kazandı. Yine çok komikti. Yine çok güldü insanlar. Yani şey bir oyundu. Çok her zaman geçer akça bir oyun. Sen zaten Ray Kunin'in oyunlarının şeysin, pirisin burada bildiğim kadarıyla. Onu sevdiğin oyunlar. Ama maalesef benim son zamanlarda hep yalnız Farsçı olarak tanımlamaya başladılar. Bu benim hoşuma gitmiyor. Çünkü ben Farsçı çok seviyorum. Çok da iyi Farslar sahneye koyduk. Çok da başarılıydılar. Belki de yani dünyanın en iyi Farslarını koyuyoruz sahneye. Yani hakikaten tevazu gösteremeyeceğim. Ama ben başka oyunlara sahneye koydum. Yaşar Kemal de koydum. Turgut Özakman da koydum. Popcorn gibi son derece çağdaş oyunlar da koydum. Onun için bana yalnız Farsçı ve müzikalci dedikleri zaman kızıyorum. Ama bir sürü de müzikal koydunuz bu arada. Evet, onu tanımlıyorlar. Müzikalci ve Farsçı Ardun Dormen diyorlar. Müzikal, evet. Aşağı yukarı 34 tane müzikal koydum. Değil mi? Tabii yani. 34. Evet, çoğunlukla komedi koydum. O bakımdan biraz da haklılar belki. Peki abi şöyle bir söyleyebilir misin? Kaç film, kaç tiyatro oyunu koydun aşağı yukarı? 160'ın üstünde tiyatro oyunu sahneye koydum. Evet. O yani oyun sahneye koydum. 110 tane filan da yani 110, 111 olabilir, 115 falan onu bilmiyorum. Yani 105 ile 115 arasında oyunda irili ufaklı roller oynadım. Ve bunlarla yurt dışı turneye de gittin hatırladığım kadarıyla, evet, değil evet. mi? Evet, 4 defa turneye de gittim. İngiltere'ye gitmiştiniz. İngiltere'yi 31 gün dolaştık. Şeyin Necati Cumalı'nın Nalınlar adlı oyununu. Onu müzikal haline getirmiştik. Rahmetli Kerem Yılmazer yazmıştı müziğini. Allah rahmet eylesin. Kerem, Nevra, Göksel Korta, Yıldız Kenter, ben, Yüksel Gözen, Nüvit Özdoğru gibi kimselerden oluşan bir kadroyla ben İngiltere'de bir turne ayarladım. Sahneye koydum ve Nalınlar'ı İngilizce olarak oynayarak 31 gün İngiltere turnesi yaptık. Dehşet, 31 gün. 31 gün dolaştık. Çok daha hoş bir turneydi. Çok güzel. Herkes zaten bir sürü isim saydınız şu anda. Zaten ben de dahil olmak üzere aşağı yukarı tiyatroyla şöyle veya böyle ilgisi olan herkesin sizinle bir teması var ya öğrenciniz. Herkes demeyelim de çoğunluğum yani var galiba. Ama %90 diyebiliriz. Sinemada yani. Da var, tiyatroda da var, çoğunluğum evet, var evet. Evet. Kadar güzel burası böyle. Sağ olun. Sizin işin nasıl? Sağ olun. Şimdi hemen ben lafa geçiyorum. Tabii. Bir sürü şeyler var. Bu benim herhalde. O sizin evet. Tamam. Bu da benim. Tamam. Pay ettik de başta. Ben uzun zamandır Almanya'dayım biliyorsunuz. Biliyorum. Belki bilmiyorsunuz. Biliyorsunuz sağ Biliyorum, olun. Biliyorum tabii ki. Orada her gün rastladığım bir soru var. Diyorlar ki bana abi siz nerelisiniz diyorlar. Abi taksiye biniyorum bu soruluyor. Merhaba diyoruz insanlara bu soruluyor. Nerelisiniz? Merhaba, Almanyalı diye. Ben de şeyim efendim, Giresunluyum. Dünyalı şekil merhaba dünyalı. Şimdi niye diye düşünmeye başladım. Tabii ki Giresunlar çok memnun oluyor ben böyle söyleyince. Ama sizin gibi bütün millete mal olmuş insanlar diyebilir ki ben her yerliyim. Nitekim de bazı dostlarımız böyle söylüyorlar. Ama yine de nereden geldiğinizi söylerseniz oradaki Vallahi insanlar... Vallahi ben hiç her yerli değilim. Ha? Değil misin? Saf ve saf karşı yakalıyım. Şimdi işte onu söylüyorum. Bu konuda da gayet iddialıyım. Karşı yakalılar çok memnun. İzmirliyim bile Bravo. Değil yani karşı yakalıyım diyorum. Selam böyle. İzmirlilere. İşte onun için soruyorum çoğunlukla bunu. Biliyorum ki oradaki insanlar müthiş mutluluk duyuyorlar.
sizi daha çok seviyorlar. Onun için bir selam gönderiyoruz. Vallahi elimde değil yani. Oralıyım ve o kadar çok seviyorum ki İzmir'i, hele karşı yakalıyı. Onun için her yerde de söylüyorum. Tabii ki yani Türkiye'liyiz, Türk'üz. Çok yerde bulundum ben. Babam asker olduğu için. Evet. Çok yerde okudum ben. Çok yerde büyüdüm. İl il çok dolaştım. O yüzden de öyle hani sabit yer insanı değilim ama çok ortaokul lise hayatım falan İzmir'de geçti. Çocukluğum bütün yazlarım, anneannemler falan. O yüzden de İzmir benim için harika. Kalp çarpıntısı uyandıran bir yer. Hele baharda. Değil mi? Hele şimdi. Hele şimdi güzel, işte. Ah kokusu bile başkadır İzmir'in. Evet biliyorum ben oralarda bulundum. Aileniz de oralı herhalde değil mi? Evet aslında annem tarafı o taraflı. Artık babama da dalga geçiyorum. Sen de hanımköylü olmuşsun diye. Babam yoksa burası İstanbul doğumlu ama o da çok Ankara'da falan büyümüş. Hep öğrenim hayatı orada geçmiş. Ama o da adam ondan sonra pilot olduğu için hani bir sürü yerleri dolaşmışlar falan. Annem asıl İzmirli. Ama ben de İzmir doğumluyum vesaire. Ben bir ara eşim Karşıyaka'lı aynı şekilde. Siz tam ben bir ara tabii düşündüm çocuğu gitsem İzmir'de mi? Hani millet gider Amerika'da doğurur ya çocuğunu. Amerikan vatandaşı olsun diye. Siz nerede doğurdunuz? Ben İzmir'le olsun diye İzmir'de doğuracağım falan diye tutturdum. Sonra dediler ki yani saçmalama bu çocuk da buranın malı. Burada doğurdum ondan sonra. Burada. Şimdi ne kadar, kaç yaşında? 4 yaşını bitirdi. Kız 23 yaşında. Nisan'da. Oo Allah başlasın. Evet. Cumhuriyet Bayramı çocuğu. Çok güzel de bir gün. Evet evet çok şahane. Kız. Ada ismi. Allah başlasın. Evet, şimdi buradan çıkacağım onunla buluşacağım biraz. Gözlerim abim mi? Sizin gibi mi? Yeşil. Şimdi değil, benim eşimin de aslında yeşildir gözleri. Ada'nın göz rengi bize oranla koyu, böyle gri gibi, gri yeşil gibi daha koyu. Eşim esmerdir, ben sarışın, o kumral. Böyle arada filan ama pek güzel bir kızım var. Bizim bir akrabamız vardı, 35 sene evvel gitmiş şu Almanya'ya işçi olarak. Benim böyle bir akrabam da var yani Almanya'da. Işte. Nerede? Münih'te. Gitmişken dedik ki ziyaret edelim. O işte babamın göreviyle gidiyoruz ya dolanıyoruz orayı buraya falan. Gittik ziyaret ettik. Bir gittim ben. Tabii gece oluyor falan fazla bir şey yok. Bir de orada enteresan alışmamışız biz burada. Ha diye ses. Belli bir saatten sonra kimse duş yapmıyor. Muslukta dikkat ediyor. Çünkü herkes sabah körü kalkıyor. Ondan Alman sonra disiplini. Duş yok. Evet ben evet. Bilmem banyoya girdim. Arkadaki komşu tak 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 kapıyı çaldı. Bir şeyler söylüyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Özür dilerim diyorum. Ne oldu? Tabii adamlar haklı. Sabah körü kalkıyor adam falan. Ondan sonra bir gittim ben, canım sıkılıyor o evde gece oturduğum zaman çocuğum. Böyle böyle video kasetler var. O zaman tabii bir video bizde o kadar yok ortada. Evet. Hint filmleri ve eski Türk filmleri. Evet, doğrudur. Ben orada oturdum. Orada kaldığımız işte birkaç gün içerisinde günde 5-6 tane Hint filmi, Türk filmi. Siz şeyi bitirdikten sonra, başladıktan sonra televizyona tiyatroyla alakanızı tamamen kesmiş yok, mi oldunuz? Yok, hep devam ettim. Oynadınız. Hep. Çok iyi. Şehir tiyatrolarına, 90 senesinde şehir tiyatrolarına girdim ben zaten Kenterler'den sonra. Ve kadrolu girdim. Ondan sonra 5 sene boyunca şehir tiyatrolarında senede 3 tane oyunda oynuyordum zaten. 3 ayrı oyunda oynuyordum. Her Allah'ın günü oynuyordum. Böyle korkunç yoğun bir şeydi. Yani pazartesileri dışında her gün oynuyordum ben. Çünkü 3 ayrı oyunum vardı. Bir yandan dizi çekiyordum, bir yandan program yapıyordum. Bir yandan okula gidiyordum. Aşk olsun. Çok iyi. Böyle günde 3 saat uyuyarak, hiç tatil yapmayarak felaket bir dönem geçirdim. Sonra 95 senesinde bir takım yönetim değişiklikleri vesaireler filan falan. Repertuarlar, oyunlar istediğimiz gibi olmayınca biz bayağı bir insan istifa ettik. Evet. Ben de öyle istifa ettim. Sonra 97 senesinde yine Gence Yanım'ın Tiyatro İstanbul'da bir yine Cihan Ünal, Esra Kaya, Cem Davran ben bir oyun oynadık. 3 sene onu oynadık. Sonra yani 99'dan sonra bu seneye kadar benim 7 yıllık falan boşluğum var. Dinliyorum ben sizi. Onun da sebebi 2000 yılında Evdeki Yabancı diye çok popüler bir dizi çekiyordum. Onun akabinde 2001'de de bebeğime hamile kaldım. 2002'de bebeği doğurdum. Ondan sonra 2,5 sene zaten televizyon falan da yapmadım. Yani o hamilelik vesaire. Ve beraber 2000'den itibaren tiyatroda bu seneye kadar ilk defa bir boşluğum oldu. Dolu zamanlar bunlar. Evet. Dolu zamanlar. İlk 12'si çok yoğundu. Bu sene de siz de biliyorsunuz işte Dönme Dolap diye yine Cihan Ünal'la iki kişilik bir oyun oynadık. Evet. Bütün ödülleri aldım. Oraya geliyorum. Her ne kadar kıyamette olsa. Oraya geliyorum. Hassas bir temaya geliyorum. Şimdi ben takip ettim. Size de telefon ettim biliyorum, zaten. Biliyorum, biliyorum. Hürriyet'i okuduğum şeyden. Evet, evet. Artikel'den sonra. Şöyle Artikel'den sonra. Artikel değil. Kaçtı ağzımdan yazıdan sonra diyelim.
Ne hissediyorsunuz? Nasıl hissettiniz? Bir şeyler söyleyin. Yani birine küfretmek gerekmiyor da zaten etmezsiniz ama şimdi zaten herhalde yaralamıştır sizi. Duygularla aslında dolu olduğum bir döneme denk geldi ki bazen insan öyle olur ya. Mutlu bir anınızda her zaman sizi sinirlendirecek bir şey o kadar sinirlendirmez. Evet efendim. Benim öyle bir zamanıma denk geldi. Çünkü yani Afife benim çok almak istediğim bir ödüldü. Ve ay o kadar keyfim yerindeydi ki ne söyleseler güle. Şimdi de öylesin, şimdi de öyle değil mi? Gülümseyerek karşıladım. Tabii ki hani incindiğim, kırıldığım noktalar oldu. Çünkü evet. Hani ne gerek vardı? Hani aynı tiyatroda çalışıyoruz. Birbirini bunca yıldır tanıyan, seven insanlarız. Keşke olmasaydı tabii, dediğim oldu de, ama. De çok hani çok da hırpalanmadım doğruyu söylemek. Çok iyi ama Alain Delon ne cevap verdi? Ona mektup yazılmış. Vallahi benim böylece Alain Delon'la hayatta bir bağlantım oldu. Çok mutluyum. Ben yoksa şahsen tanıdım kendisini. Ben de oyununu izledim belli bir mesafeden. Ama olsun Alain Delon benden haberdar artık lütfen. Cevap vermedi değil mi ama cevap vermedi. Tiyatrodan geldi ama cevap. Oynadıkları tiyatronun genel sanat yönetmenliğinden geldi oyun komedidir diye. Başka kritikerlerden de geldi öyle mi? O sizin Almanca bülbülü de geçti. herhalde... Geçmişi neredeyse 100 yıla yaklaşıyor Türk sinemasının. 90 yıllık bir geçmişi var. Bir birikim var. O çok birikim doğru. De bugünkü gençler çok için doğru. Büyük bir hazine bence. Evet. Hazırlanmaları evet. için mesleğe. Bugün daha profesyonellik geçerli. Dün biz daha amatör yapıyorduk işimizi. Doğru, öyleydi. Büyük bir aşk, büyük bir sevda, büyük bir saygı. Zaten... Çağ olarak düşünün, bir 40 yıl öncesinin Türkiye'sinin, İstanbul'unun edep, adap, saygı, terbiye, yüzü, tevazu, tabii. Hoşgörü, bütün bunlar çok geçerli kavramlardı. Bugün profesyonellik adına biraz daha insanlar ya da gençler daha talepkarlar, daha çabuk isyan ediyorlar ya da haklarını çok daha çetin bir şekilde müdafaa edebiliyorlar. Evet, evet. Bazı avantajları var ama dört dörtlükte avantajı saymıyorum ben onları. Üretim açısından. Ben size katılıyorum çünkü sizin başladığınız zaman size hayranlıkla o susuz yazda izleyip ondan sonra onun için de sordum bu soruyu nerelisiniz diye. Ben size söyleyeyim burnunuza hayran kalmıştım. Resimlerde. Ondan sonra dedim ki acaba nereden geliyor hanımefendi, nerede kökü diye merak etmiştim. Çünkü şimdi Giresun'da deyince biliyorsunuz bizim Giresun Karadenizler'de biraz kuvvetli bir burun yapısı vardı. Orada Balkan deyince biraz da uydu hadise gibi geliyor. Ama benim anneannem Giresunlu ve fındık burnunlu derlerdi anneannem o kadar. Benden de daha küçüktü. Öyle, öyleler de var efendim. Değil mi? Öylelerde. Yani evet. Burnum Giresun'dan aslında. Köydeyiz. Sınır ilimiz bildiğiniz gibi. Köyde daha henüz o filmi çektiğimiz yıllarda elektrik gelmemişti. Hayvancılıkla meşgul köylü. Erkeklerle iletişim kurabiliyoruz. Çünkü onlar askere gittikleri zaman Türkçe öğrenmişler. Ama kadınlarla iletişim kurmakta çok zorlanmıştık. Ve o benim çok gücüme gitmişti. Doğru. Ben de bu ülkenin kadınıyım, o da bu ülkenin kadını. O da benimle aynı haklara sahip bir vatandaş. Ve derdini anlatmak için konuşamıyor, Türkçesi yok. Evet. Gerçekten bu beni çok etkilemişti. Onun için özellikle... O gün bugündür. Daha önce de tabii ki görev edilmiştim ama o günden itibaren benim için en büyük görev Türk kadının eğitimi oldu. Çok ve ben bu alanda bir kurulun, kuruluşun yapacağı herhangi bir aktivitede, bir organizasyonda yer aldım. Ve nedir efendim? Elimden mesela şu anda hali hazırda baba beni okula gönder kampanyasına bir gönüllü olarak katkıda bulunmaya çalışıyorum ve bunu severek yapıyorum. Dün de öyle, yarın da böyle. Ta ki Türkiye'de okuma yazma öğrenmeyen bir tek çocuk kalmayana kadar bana da Allah ömür verirse bu savaşa çok devam önemli. Edeceğim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bu alandaki çalışmaları aşk var, olsun. Eğitim alanındaki çalışmaları.
Toçev var, Açev var. Bütün bunlar hep eğitime katkıda bulunmak de, için. Hayran kalıyoruz. Ben de bu organizasyonların içinde çok bravo. Gönüllü olarak yer alıyorum. Okullar açılıyor, burslar veriliyor, yurt yapılıyor çocuklar için, kız çocukları için özellikle. Anneler gününü yaşadık. Anneler gününde herkes birbirini kutladı. Annelik konuşuldu. Herkes annesine saygı yolladı. Benim de dileğim şöyle oldu. Evlatlarımızın da gözünde sevginin yanında saygıyı da kazanmak istiyorsak, onlara şefkat, onlara sevgi verdiğimiz kadar onların eğitimlerine de katkıda bulunabilmek istiyorsak mutlaka eğitim görmüş olmamız gerekiyor evet. Anneler, babalar olarak. Bursa'dayken özellikle arkadaşlarım vardı. Nevzat Şenol kulakları çınlasın. Bir de bugün Gökhan Meteler, yani bir sürü tiyatrocu. Çok önemli bir tiyatro hareketi vardı orada. Devlet Tiyatrosu'nun yanında Halk Eğitim Merkezi'nin yarı profesyonel tiyatrosu vardı. Aşk olsun. Müsamere'de seyretmişler. Bana teklif getirdiler, gel oyna diye. Orada ben oynamaya başladım. Yarı profesyoneldi. Bayağı seyirci geliyor sahnesi. Şey. Hem lise öğrenciliği. İşte Ayrem ona çok tepki gösteriyordu. Ha, okulu olmuş. Bitiremiyorum çünkü. Ha, yani ha. Dersler falan oluyor. Orada işte Karel Çapek'ten bir yaşadığımız devir sonra oranın kapılar falan tiyatro yapıldı bayağı. O ara ben şiirle tanıştım iyice. Yani Türkiye'de toplumsal tartışmaların da kültürel tartışma çok büyüdüğü dönem o. Anladım. Hedvig Cansever'leri, Atilla İlhanları tanıdım. Tiyatro, sanat. Böylece o dünyanın keyfi içinde bir şey başladı bana, macera başladı. Zannediyorum kendime sorduğum belli soruları, bitkinlikleri falan orada tatmin ettim. Orada bir şey buldum ve ben okulla, eğitimle beraber o iş gitti yani. Orada başladı. Peki şiir yazar mısın kendin? Yani evet. Kitapların falan var mı? Yok, ben kitap. Dışarıda olduğum için hayır, kitap, mazur gör hayır, soruyorum. Ben şairler benim en yakın dostlarım yani. Biliyorum. Okumadan da yatamam. Şairleri çok seviyorum. Şiir yazıyorum ben ama. Hı-hı. Yani kendime şair diyemem. Sinemayla uğraşan biri olarak bazı iç fırtınalarımı ya da bazı bitkinliklerimi, bazı sarsıntılarımı şiirle dile getiriyorum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama bir gün kitap olursa o bir şairin kitabı olmaz. İşte sinema yapan, oyunculuk yapan bir insanın hatıraları şekli. Yani çiziştirmeleri olarak bakabiliyorum. Çünkü şairlere dehşetli saygım var. Verilen bilginin sonu yok yani. Sayfalarca çıkarabilirdim ve sayfalarca bu konuşulabilir. Bir sürü oyunlarınız var yaptığınız ama benim çok ilgimi çeken bir şey burada sosyal hayatın öneminden bahsetmişsiniz ve politik tiyatroya evet. ilginizden bahsetmişsiniz burada. Muhakkak birçok insan okudu ve bilgi sahibi ama sizin ağzınızdan da bir duymak isterdim. Nereden bu birdenbire değil de herhalde zamanla oluşan? Şöyle bir şey oldu. 1960 yılına kadar yani 27 Mayıs devrimine kadar Türkiye çok kapalı, tutucu, yasaklarla dolu bir ülkeydi. Evet. 27 Mayıs Anayasası bir özgürlükler ortamı oluşturdu ve o güne kadar mesela Nazım Hikmet'in hiçbir kitabı yayınlanmazdı. Doğru. Bizim gençliğimizde ben çok iyi hatırlıyorum. Kolejde bir hocamız size bir şiir okuyacağım şimdi dedi edebiyat dersinde. Ama bana kim olduğunu sormayacaksınız çünkü söyleyemem dedi. Ve Nazım'dan olduğunu sonradan öğrendiğimiz bir şiir okudu ve ağladı. Çok etkilendim ama kim bu şair acaba? Yasaktı yani. Şimdi işte dediğim gibi 60'tan sonra toplumun kendi varlığının bilincine varması, o güne kadar yasaklı düşüncelerin düşünülür, konuşulur, tartışılır, okunulur, öğrenilir duruma gelmesiyle beraber tiyatroda böyle bir politik bilinçlenme dönemine girdi diyelim. Zaten bize her şey maalesef mi diyelim... Hep dışarıdan gelir. Evet. Aynı şekilde Alman, Avrupa, Fransız tiyatrolarında da bir böyle bir politik ağırlık söz konusu. İşte Brecht'in hüküm sürdüğü bir evet. dönem. İşte belgesel tiyatronun çok geçerli olduğu bir dönem. İtalya'da Piccolo Teatro, Streller,
libret şeyleri yapıyor. Sonradan tabii zaten 68 olaylarıyla beraber bütün hayat çok politikleşti. Tiyatro da onunla beraber. Evet. Bizim tiyatromuzun kuruluşu da işte bu yıllara rastlıyor ve ben yavaş yavaş bütün bu düşüncelerden beslenerek daha politik ağırlıklı bir tiyatro yapmaya yöneldim. Yani ülkemizin ve çağımızın, dünyanın sorunları üzerinde bir tartışma ortamı yaratan, katiyen ders veren, ukala bir tiyatro değil. Fakat insanları bir şeyleri düşünmeye, konuşmaya, tartışmaya yönlendiren. Yani tiyatro sadece insanlara gelip hay gülüp gittiği bir yer olmamalı. Orada insanlar bir etkilenmeli ve o etkilenme hayatlarında devam etmeli diye düşünerek böyle bir yola girdik. Tabii ki her zaman gibi tiyatrocu baba Maldun Taner'e gittim. Ben böyle bir şeyler yapmak istiyorum hocam. Ne dersiniz dedim. Bunlar çok güzel düşünceler de Ferhan'cığım. Şurada oturuyordu değil mi? Evet orada köşede. Moda'da heykeli var orada. Evet. Sen dedi istersen kimi tiyatrolarda falan bir çalış. Türk tiyatrosunu biraz kokusunu al. Ondan sonra böyle şeyler düşün. Sene fazla kaçtı? Fransızdım ben. Sene kaçtı? Sene 1975. 24 yaşındayım. Yani Deve Kuşku Kabaresi şeyde. Devam ediyor. Evet. Devam ediyor. Ha. Ben 24 yaşındayım. Oraya da yazıyorum bir şeyler. Ha. Ama kendi tiyatromu yapmak istiyorum. Biraz dolaşsana sen bu tiyatroların işleri. Ben değişik tiyatrolarda çalıştım. Çok faydası olmuştur o. Tabii. Kilis'te mesela Ayfer Felen turnuvaya gittik. Birinci sıranın önüne beyaz bir masa kurulmuş. Rakı, üzüm, su falan böyle bir durum var. Daha kimse onlar gelmemiş falan. Oyun başladıktan sonra geldiler. Savcıymış. Kilis'te savcıdan önemli bir şey yok ki. Herkes kaçakçı olduğu için. Savcının ağırlanması lazım. Ama sayın savcının böyle bir derdi yok. Garson duruyor beyaz falan. Pavyondaymış gibi bir garson ayakta duruyor iki sıranın ortasında. Servis yapmak üzere. Savcı git falan diyor. Git diyor çekil. Ayfer de bana işaret ediyor. Burada böyle olur şekerim gibi bir işaret o. Ben onu oradan anlıyorum. Çok tatlı kadın. Evet. Ben çünkü çok bozuluyorum. Nasıl ya? Ben oynamam o durumda diyorum falan. Evet. Fransa'dan gelmişim ya konservatuar okuyorum. Evet. Ne bu rezalet diyorum. Ayfer bana göz kırpıyor. Bu anlamda ben Türk tiyatrosunu ve Türkiye'yi çok iyi tanıdım. Ondan sonra düşündüm ki benim yapmam gereken çadır tiyatrosuna daha çok var. Orada değiliz biz. Peki bu çadır tiyatrosu hiç gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Bunu gemi tiyatrosu olarak başka türlü yaptım. Aha. Gemide bir tiyatro yaptım sonra ben 93'te. Neredeydi o gemi? Kuruçeşme'de Demirli'ydi ama yüzen bir tiyatroydu. Aha. Kuruçeşme'den Kadıköy'e gitti. Daha ileri gidemedi çünkü biz geminin sahibi değildik. Geminin patronu orası doldukça daha çok para istedi. Daha çok para diye bir şey yok. Hasılatın bir haddi hesabı var değil mi? Hayır. Daha çok para istiyor bir patron vardı. Tamam al gemin senin olsun dedik. Bu macera öyle bitti. İlk kuruluşta kendi tiyatronu hangi tarihte? 1980 Şahları da Vururlar. Ha işte ben orada yok burada yoktum evet, o zaman. 1980. Kimler vardı 1980. Tiyatronda? Tiyatroda Halit Akçatepe, Zeynep Tedü, Ulvi Alacakaptan, Tarık Pabuççuoğlu, Fuat Güner, ne? Ayla Aslancan. Nerede açtınız peki tiyatro? Yapı Endüstri Merkezi. Bir zamanlar Dostlar Tiyatrosu'nda oynadı. Harbiye'de, Kenterler'den biraz aşağıda, 150 metre aşağıda bir Yapı Endüstri Merkezi vardır. Belki hatırlarsınız siz o dönemi. Genco Erkal, Dostlar Tiyatrosu. Hatırlıyorum tabii. Bir oyun oynadılar. HDKMN, şimdi isimleri hatırlamıyorum. Bir parti ismi olan bir oyun. Bir seçim dönemiydi. O dönem onlar oynadılar orada. Bir ara şehir tiyatrosu orada oynadı. Bir ara da Ulvi Uras son döneminde Hadi Öldürsene Canikom oynadı orada. Anladım. Venüs Biriz ve ben hatırlamıyorum. Suzan Ustan'la rahmetli. Suzan Allah. Hadi Öldürsene Canikom Aziz Nesin oynadı. Zaman zaman tiyatrosu olarak kullanılmış bir konferans salonu orası aslında. Amfi biçiminde güzel bir salon. Ferhan'cığım nasıl cesaret ettin? Yani tiyatro kurmak hakikaten biraz deli olmak lazım. Sende var biraz delilik gibi geliyor bana. Evet ama yani bu yaşla da ilgili Erden abi. O zaman çok gençtim. Haldun Taner'e ben Şahları Davurlar'ın birinci perdesini Divan Pastanesi'nde okudum. Onun öyle sevdiği öğrencileriyle görüştüğü saatler vardı. Şu saatlerde Divan Pastanesi. Herkes gider derdini anlatırdı orada. Mevlana'ya gider gibi. Ben dedim hocam ya bugün biraz uzun görüşebilir miyim? Ben bir perde okumak istiyorum. Size çok sabırlıydı dinlerdi. Evet. Ben o kadar sabırlıydım. Benim de hocamdı.
Öyle mi? Evet. SCC'de, evet. Çok özel bir insan daha dedi. Evet, çok. Örneğin bana çok. İnsanlar da şimdi metinler geliyor. Hocam bir şey yazdık, okur musun? Hayır, okuyamam. Böyle bir vaktim yok. Bugün bu program için Kadıköy'e zor geldim. Yarın turnem var. Teşekkür ederim. Haldun Bey, canım. Estağfurullah. Onun için söylüyorum. Haldun Bey çok daha vaktini güzel düzenleyen, içki içmeyen, sigara içmeyen, sabah 6'da kalkıp yazmaya başlayan, ceplerin gece hayatı olmayan, evet, defteri çantası hep notlarla dolu olan ama bir tiyatroda oynamıyordu, reji yapmıyordu, evet. Bir tiyatronun patronu değildi. Evet. Benimkine oranla daha sakin bir hayat evet. Vardı. Evet, evet, evet. Onun için sanırım daha çok dinleme ve okuma hakkı vardı. Evet. Ben okuyamıyorum. Bu anlamda da bana gönderilen metinlerden arkadaşlar cevap almadıysa televizyon aracılığıyla söylemek istiyorum. Sakın mutsuz olmasınlar yazdıkları kötüdür diyor. Hayır okuyamadım. Vaktin olmuyor. Önce geleninki altta kalıyor. Doğrudur, doğrudur. Bugün bir arkadaş bana bir şey göndermiş. Fotoğraflarımızı değerlendirmek istiyoruz. Böyle fotoğraflar çekiyorum. Bunları sizle paylaşmak istedim diyor. Paylaşmak istediği şey bu fincandan daha küçük bir yuvarlak disket. Ben onu nereye sokup ne yapacağımı bilmiyorum. Kaç resim var diye üzerinde? Bilmiyorum. Nasıl paylaşacak? Ben onu açamıyorum ki. Nereye sokacağım? Öyle bir aletim yok benim. Öyle paylaşmak isteyenler de var. Bu paylaşmak isteyenlerden özür diliyorum. Paylaşamayacağım. Vaktim yok onun için. Çok. Tamam. Ferhan Şensoy. Fransız tiyatrosu yapacaksan git orada yap. Burada bana yapacaksan benim anladığımdan yap. Tamam. Bunu seçmek gerekiyor. Yani hangi mahallede kimene satıyoruz? Çok doğru. Musa Langos tiyatro istemiyor. Ama biz yine de diyoruz ki tamam bundan da anlayan bir ekalliyet, bir azınlık varsa 5 oyunun içinde bir tane de Godot oynayalım ne olur buna müsaade edin. Ya kızmayın bize Godot oynadık diye küsmeyin yani. Bundan da var ya dünyada. Ben ortoncular olarak dünya tiyatrosuyla da aşık atıyorum. Onlardan geride değilim. Çok ne, ne metin olarak, ne reji olarak, ne ışık teknolojisi olarak, Marco Vizyon'da kadar teknolojik olarak da, oyuncu düzeyi olarak da onlardan üstünüm. Bunları biliyorum. Dünyayı dolaşıyorum. Siz de biliyorsunuz. Evet. Çok sıkı bir takımız biz. Dünyayla aşık atacak bir durumumuz var. Bir tek sorun var. Dilimiz Türkçe. Tamam. Bu anlaşılmıyor. Aynen. Eyvallah. Evet. Biz de öyle çok atlamalı, zıplamalı, görsel bir tiyatro yapmıyoruz. Gelenekten gelerek dile dayalı bir tiyatro yapıyoruz. Ben bu dille cımbızla oynar gibi oynuyorum zaten. O dilimin için kullanmayacağım. Çok doğru. Tamam, görsel atlayan zıplayan bu dans tiyatrosudur. Çok doğru. Şimdi bunun ortasındayız ama bu ortasında yani lan sayın seyirci Godot deyince de ürkme ya. O da bizim Godot ya. Sana yabancı değil ki bildiğimiz Godot. Evet, evet. Gibi böyle bir yelpazede gidiyor ortoncu. Çok ilgi alanı geniş olan insan olduğunu biliyorum. Her tarafa bir şekilde ilgin var ve hakikaten ciğerini çıkartıyorsun o konunun dokunduğun zaman. Bu yazıda mesela bir pasaj var. Orada cep telefonlarıyla ilgili çok güzel bir skeç var. Bir de biz açalım cep telefonlarımızı sahnede demişsin. Fişne bahçesi. Evet. Seyirci kapatmıyor. Oyuncununki niye kapalı? Niye biz kapalı? Bu oyunda bizimkiler de açık olsun. Bunlar tabii Türkiye organize edilmiş telefonlar. Yani sahiden açık değil tabii. Çünkü onun dibi yok. Ama oyuncuların da açık. Biz Rus bir Rus oyununu Laz Diyele ile oynarken birdenbire ben Lopayn oynuyorum, ciderim, celerim derken cep telefonu çalıyor. Baykal Kent bir meyhanede mahsur kalmış hesabını ödememiş gibi bir şey. Affedersiniz sayın seyirciler. Çünkü onunki çalınca oyun duruyor da benimki niye çalmasın diye. Bu da bunun işte bak bir de böyle oluyorsunuz. Bugün mesela bir herhangi bir yolsuzluk haberi yaptığın zaman çok kanıksanıyor. Evet. Yani evet, biz, evet, o zaman evet. Biz Tahsin Şahinkaya General Tahsin Şahinkaya'nın yolsuzluk iddialarını yazabildik. Büyük hadise tabii. Yani. Tabii. Ama bugün yani bunlar çok kanıksandı yolsuzluk. İstediğin kadar yazdım. Yani adi olaylar olduğu için şimdi o tür dergicilik galiba pek tutmuyor. Onu anlatmak evet. istedim. Peki ben takip edemiyorum. Nokta yok daha değil mi artık? Nokta var ama yani devam başka ediyorum. Bir ekipten böyle bir, sanıyorum daha çıkıyor yani. Çok küçük bir kadroyla falan çıkıyor. Ama yani o eski nokta değil yani. Başka bu nokta. Dinamik grup niye dağıldı o zaman? Ya bu dinamik grup... Yani zamana uyarak ilerleyebilirdi. Ama yani bizim şeyimizdi yani bir yol göstericimiz vardı patronumuz Ercan Arıklı. Sadece nokta değil o dönem erkekçe, kadınca, spor falan gibi pek çok bir yayınlar çıkar. Ekonomi dergileri falan çıkartıyordu. Sonra bir Söz diye bir gazete çıkartmak istedi. Gazeteci aha. olmak istedi ve yani Dinç Bilgin'le ortak bir gazete çıkardılar ve o gazete battı. Yani aha. bir gazetenin batması o müesseyi
bayağı bir maddi olarak dergileri de etkiledi tabii. Sonra Asil Nadir geldi satın aldı. Öyle mi? Ondan sonra asıl neden Yani. Yani para maddi sıkıntıya girince Ercan Bey satmak zorunda kaldı mesleği. Satınca Asil Nadir gelince biz yapamadık yani, olmadı. Biz alıştığımız düzen değil, o serbestliğimiz, o şeyimiz bozuldu. Yani şey bu, büyü bozuldu. Herhalde. Öyle herkes bir yere dağıldı, öyle bir şey oldu yani. Şeydi, noktanın bugün düşündüğümde duyduklarım hep son derece pozitifti. Yapıcıydı, ciddiydi, itici gücü vardı, gündemi belirliyordu bir yerde. Asıl şey de oydu, yani gündemin olarak peşinden giden bir şey değildi. Yani gündemi belirleyen bir şey. Değil mi? O da Akdeniz dergiciliği türü. Yani mesela New York Times'ı falan şeyi alırsanız, Time'ı falan, onlar hep eski Akis ve Yankı da vardı bizde. Sen hatırlarsın, yaşın tutar. Ben hatırlamıyorum pek onları. Şimdi, peki. O dergiler haftanın olaylarının üzerine giderlerdi. Evet. Hafta ne olmuş? Bizim formülümüz de biz bir şey bulup çıkaralım, bizim peşimizden gazeteler gelsindi ki biz bunu tutturmuştuk. O dergi sırlarından biri de buydu o dergi. Yani patron değişmesiyle tarzı da mecburen değişmiş oldu. Tabii yani. O da bitimi oldu zaten. O da bitimi oldu. O da bitimi. İşte Los Bravos grubu falan filan, duydum, Las Chicas, şu bu derken. Ondan haberim yoktu benim. Burada okudum. Onlar burada konser vermeye geldiklerinde ben onlarla tanıştım. Onlarla birlikte yazışmalarımız oldu. Ben lise sondaydım daha o zaman. Okulumu bitirdikten sonra bu yazışmaların sonucunda beni davet ettiler. Çok enteresan, Meksikalılara benzeyen bir fiziğim var. Biz de burada müzikal bir film yapıyoruz. Hani bir sürü dünya ülkelerinden senin gibi güzel kızlar seçiliyor. Oynamak ister misin? Benim aklımı çeldiler tabii yani böyle bir teklif olunca. Ama annemler falan hiç kimse müsaade etmedi yaşım küçük diye. Kaç yaşındaydın? 16. Oh canım benim. Ondan sonra çok ufam, müsaade etmediler. Epey mücadele ettim aileyle. Epey yani uğraştım. Hakikaten inat ettim falan. Sonra baktım olmuyor, bırakmıyor dayılarım, anneannem, annem falan kimse bırakmıyor. Bizde doğuda öyledir de. Ha yani ne işi var İspanya'da şimdi yani durup dururken yani nereden çıktı bu İspanya? 3 aylık bari gideyim diye annemlere yani mezun oldum. Bak diploma tamam, beni özgür bırakın falan. 3 aylık izin verdi annemler. İşte gittim, giderken yazışmalarda işte geliyorum, oynayacağım filmde falan filan. Gittim, hiç yani hayatımda ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Hiç bilmediğim bir ülke, fakat da çok okuduğum, merak ettiğim de bir ülke. İspanya'yı çok seviyorum çocukluğumdan beri. Kısmet öyleymiş müziğini demek de ki. Müziğini de çok mi? Seviyorum, evet. Danslarını çok seviyorum. Evet. Flamenkolar yapıyorum falan yani. Benim zaten dans eğitimim de var yani çocukluğumdan. Okurken aynı zamanda klasik bale eğitimim de var. Madame Bravo. Olga'nın talebeliğini yaptım. İstanbul Madame Belediye Olga, Konservatuvarı'nda evet. Gönül Hanım'ın talebeliğini yaptım. Yani çok hocalardan ders alarak da bir anlamda da klasik bale eğitimiyle yetiştim ben. Sonra modern danslara kafayı taktım. O arada işte İspanya'ya gitmem gerçekleşince annemden izini koparıp da 3 ay için diye. Süper diye attım kendimi flamenco dans okullarına öğreneyim falan diye. Bu arada işte tabii tanışıp da gittiğim Los Bravos'un grubuyla da ister istemez Hi-Jet'in yani sosyetenin jet setin içine girdim direkt. İspanya'da. Direkt, çünkü Los Bravos dünya standartlarında dünyaca ünlü bir grup. Ve ben onların konu olarak gidiyorum oraya. Ve gitaristleriyle de aşk başladı. Ve evlenmek istedi. İşte annemler vermedi. O buraya geldi. Müslüman oldu. Adını değiştirdi. Hadi ya, haberim yok. Tabii bunlar sen hürriyette. Sen nelere kadirsin. Ama ben o zaman meşhur falan değilim. Evet. Hiç meşhur değilim. Los Bravos, işte Harold Münich diye onların gitaristi geldi. Bir Türk kızına aşık oldu. İşte dinini değiştirdi. O benim o Türk kızı. Yani canım, kesin evlendi. Mi o sayfaları hiç olmasın? Var var, hepsi var duruyor. Mı? Hürriyet'in birinci sayfasında o tarihte. İsteyeceğiz senden onlar sonra. Ama bulmam lazım arşivden. Ararsın tabii tabii. Ha. Neyse yani evlendik bilmem ne. Gittim orada işte bir müddet kaldım. Sonra Almanya'ya geçtik. Çünkü Alman kökenliydi şey kendisi. Ailesinin yanına gidildi. O çocuk doğdu, kızım oldu, o oldu, bu oldu derken anlaşamamaya başladık yani. Normal, o yaşta evlenince olmuyor yani. Bir sürü terslikler başladı. İşte sen Türksün, ben Almanım, vırr vırr fırr falan böyle. Ben Türk'üm ama yani kodumu oturturum durumunda. Sen yani Türkiye laf söylettirmem. Türkiye'ye, Türkiye'ye hiç kim o aşk meşk tanımıyorum o andan itibaren.
57'de yedek subaydan döndüm. Yani bir soru soracaksın ama... Hayır, onları soracağım. Ben yani şey bu, yani evet. 57'de geldik, bir meslek gerekiyor. Lise mezunluğu ne yapabilir? İşte bir bankaya mı girecek? Bir yere memur mu girecek? Bir tekrar imam müdürlüğüne mi girer, ne yapar filan? Dolanıyorum, Galatasaray Taksim yapar, kravatlı. O zaman hep öyle dolaşıyorduk, yani, tertemiz giymiş pırıl pırıl böyle. Efendim. Ondan sonra dolanıyorum. Bu birkaç ay sürdü. Ben zannediyorum Nisan sonu terhis oldum. Mayıs'ı da izin olarak kullandım. Haziran, Temmuz geziniyoruz. Haldun Dormen'in bir arşivimde bir bu yok benim. Yani her şey var. Değil bu mi? Gazete ilanını hala bulamıyoruz. Bir gazetenin birinde ama bulunabilir aslında. 57 senesinin... Haldun abi de olabilir mi? Yok, Haldun'da da yok. Ağustos ayı gazetede bir ilan. Haldun Dormen tiyatro okuluna talebe aranıyor. Öğrenci aranıyor. Talebe aranıyor. İşte bale, dans, eskrim, İngilizce, tiyatro tarihi falan. Hem de meşhur hocalar. Betül Dormen, o zaman Betül Mardin. Aha. İsmi daha evlenmemiş Haldun'da. Tunç Yalman. Efendim işte İngilizce hocaları Canan Hanım. Ondan sonra meşhur Haldun tabii var. Ondan sonra daha meşhur bir hocalar var. Şimdi tam hatırlıyorum. Cep Tiyatrosu. Haldun'un amatör olarak başladığı Cep'te. Cep Tiyatrosu. Ufacık bir odadır o, biliyorsun. Biliyorum, bilir misin? Biliyorum. Tel sokakta. Evet. Hala aklı onun gibi bir tiyatro yapmak istiyor. Düşünüyor hala. Planlıyorlar. Hala. Evet. İnşallah ben. Yaparlar. İnşallah olur. Ve ben birinci gün gidiyorum. Küçük sahnenin merdivenlerini çıkıp biliyorsun. Küçük sahneye çıkıyorum. Çekingenim de ters dönüyorum, iniyorum. İkinci gün ya gideyim diyorum. Ne olacak ya, ne var? Gidiyorum. Rahmetli geçen sene vefat etti. Çok kıymetli yakın dostum Teoman Orberg, sonradan gazeteci, evet. Tiyatronun sekreteri. O beni yakaladı bu sefer. Kardeşim dedi, şimdi müracaat mı etmek istiyorsunuz? Evet. Şu formu doldurun. Bu hep benim hayatımın en önemli hadisesindir. Onun için hep anlatıyorum falan. Hep dinleyenler bunu çok bilirler ama aynı şeyi gevelemiş olmayalım. Estağfurullah, seyircilerimize gidiyor bu. Şimdi. Formu doldurdum. Çok zengin bir formdu. Yani çok şey soruluyor. Evlerde telefon olmadığı bir dönem. Salacakta oturuyorum. Dediler ki bir resim getireceksin. Ama büyük olacak. Ve de biz sana olumlu olumsuz 15 gün içinde mektupla bildireceğiz. Telefonla değil, mektupla. Ve bir onda ben o resmi ben nereden para buluyorum, ediyorum, gidiyorum. Zordu o zaman. Bala sokağında, bizim tiyatronun eski sesinin arka sokağında bir fotoğrafçıya çektiriyorum. Geliyorum ve teslim ediyorum resmi. Çok para verdiğim için aklım onda kalıyor. Resmi az para vermedik diye. Mektupla da hiç haber gelmiyor. 15 gün falan geçmiş. Ben bari gideyim şu resmi kurtarayım dedim. Bir şey olacağı yok. Fazla inanmamıştım. Fazla ümidim yoktu aslında. Gittim resmi istemeye. İşte hani hep derler ya oyunculara, artistlere hayatınızın en önemli olayı. En önemli olayı bu. Tabii. Fuayeyi biliyorsun, küçük sahne fuayesini. Evet. Camlı kapıdan girdim. Haldun'da salondan perdeyi aralayarak fuayeye çıktık. Girdi. Karşılıklı kaldık. Baktı bana. Siz dedi İzzet Günay değil misiniz? Aşk olsun. Ya, ismimi Haldun Dormen söylüyor havadan. Bir adamım ben, İzzet Günay, ben dondum, inan dondum, kal, evet dedim. Şimdi size daktiloda mektup yazılıyor, söyleyelim yazmasınlar. Hem okula kabul edildiniz, hem ilk oyunda Kara Ağaçlar Altı, Desire Under the Elms, Eugene O'Neill'in, bu çok ufak bir rolünüz var. Olsun. İşte bu hayat, hayatımın seyrini değiştiren olaydı. Tabii.